Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Siyaset samimiyet istiyor. Siyaset dürüstlük istiyor. Siyaset aynı zamanda ciddiyet de istiyor. Çünkü bizim yaptığımız görev halkla ilgili, bu ülkeyle ilgili yasaları çıkartmak, devleti yönetmek. Kimin çıkarları için? Milletin çıkarları için. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son grup toplantısında GARA operasyonuyla ilgili kendisini haklı çıkartacağını düşündüğü görüntüler yayınladı. Sizce bir karşılığı oldu mu? Hayır, olmadı. Ben de dedim ki gerçek görüntüleri ben yayınlayacağım dedim. Şimdi hepsini tek tek açıklayacağım. Ben diğer istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Biz bugüne kadar AK Parti hükümeti olarak, iktidarı olarak bugüne kadar terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zaman da oturmayacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mensuplarını kendi başbakanlığım döneminde İmralı'ya gönderin. Ve açıkça söylüyorum, yarın da gönderirim, öbürsü gün de gönderirim. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Fakat çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Ne istendi de bu ülkede hükümet 12 yıllık başbakanlığım döneminde verilmedi? Gizlice ve sürpriz şekilde İstanbul'a geldi. PYD'nin başkanı Salih Müslim, Perşembe gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Dışişleri yetkilileriyle de bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre hala da görüşmeler sürüyor. Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ferezi Ekrem İmamoğlu yekdahuyanı ciddi nedir? Yani hayek onu bu pırtkirik kurdu reviye. Değerli basın mensupları, biz her şeyi açık ve net şekilde ispat etmeye hazırız. Gerçek konuşmalar bunlar. Şimdi tek tek açıklıyorum. Diyarbakır BOP'ta yıldız olmalı. Türkiye'nin Orta Doğu'daki görevi BOP'un eş başkanlığıdır. BOP dediği Büyük Orta Doğu Projesi. Büyük Orta Doğu Projesi dediği Arap Baharı. Arap Baharı dediği Orta Doğu'daki Müslüman kardeşlerimizin Amerikan emperyalizmi tarafından 3 milyon 750 bin kişinin öldürülmesi. Kadınlara tecavüz edilmesi. İnsanları üst üste koyup çırılçıplak soyup resimlerini çekip Müslümanların tüm dünyaya dağıtılması. Bunun eş başkanı kim diyor? Recep Tayyip Erdoğan benim diyor. Bunun eş başkanı benim diyor. Başka bir şey daha soruyor. Diyor ki bu diyor Orta Doğu projesinde diyor Diyarbakır diyor önemli bir merkez olacaktır diyor. Şimdi söyle, açıkla. Ne pazarlık yaptın Amerikan emperyalizmiyle? Ne pazarlık yaptın? Diyarbakır neden önemli bir merkez olacak? Bunu söyle, açıkla. Ne olacak? Hangi pazarlıklar neticesinde orada nasıl bir düzen kurulacak ki Diyarbakır önemli bir merkez haline gelecek?
perde arkası Amerikan emperyalizmiyle yaptığın şeyleri açıkla. Bir. İki. Diyor ki ben ne Kandil'e ne de Abdullah Öcalan'la herhangi bir görüşme yapmadım. Sen diyorsun ki ben bakanlarımı Kılıçdaroğlu'na gönderdim. Kim gönderdi? Sen gönderdin. Muhatabı kim? Sensin. Gönderen kişisin. Sen gönderince bakanlar geldiğinde aslında kim o bilgiyi vermiş oluyor? Cumhurbaşkanı vermiş oluyor. Peki sen Öcalan'ın ayağına MİT müsteşarını gönderirsen, devletin bürokratlarını gönderirsen kim göndermiş oluyor? Sen göndermiş oluyorsun. Öcalan'la masaya oturdun mu oturmadın mı? Öcalan'ın belirlediği isimlerle Dolmabahçe Sarayı'nda oturacakları yerlere kadar kişileri tespit edip de bu görüşmeleri yaptırttın mı, yaptırtmadın mı? Ne diyorsun videoda? Ben yaptırttım diyorsun. Bundan sonra da yaptırtırım diyorsun. Kimle? Terör örgütünün başıyla. Nereyle? Kandil'le. Kandil'le diyorsun. Bunlar çözüm sürecini Doğu ve Güneydoğu'da silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Ne diyor orada? Çözüm sürecinde valilerimiz verdiğimiz emir doğrultusunda bugünkü operasyonlara girmiyorlardı. Yani diyorsun ki bu çözüm sürecinde onlarla biz pazarlık ediyorduk. Valilere dedik ki diyor videoda, siz onlarla karşı karşıya gelmeyin. Onların silahlanmasına engel olmayın. Onların hendekleri kazmasına engel olmayın. Engel olmayın dedik diyor. Sonra o menfezlerde, o hendeklerde, o silah depolarında kimler şehit oldu? Kimler şehit oldu? Arkalarından böyle güldüğün evlatlarımız şehit oldu. Bir gün sonra arkalarından böyle güldüğün ve tüm Türkiye'nin içini acıtan evlatlarımız şehit oldu. Niye? Sen onlara güvenip hendekleri kazdırttığın valilerine emir verdiğin için. Daha sonra ne diyor biliyor musunuz? Bunu PKK için söylüyor. Öyle HDP falan filan şu bu değil. PKK için söylüyor. Burada az önce açıkladım. Kendi söylüyor. PYD'nin başka, özür dilerim, ne istedi de hükümet 12 yıllık başbakanlık döneminde verilmedi diyor. Kim istedi de verilmedi? PKK. Kim vermiş? Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Kimin döneminde? Başbakanlığım döneminde diyor. Başbakanlığım döneminde diyor. Verdik diyor. PKK'ya ne istediyse verdiğini kendi ağzıyla itirafını az önce ben buradan yayınladım. PYD'nin başkanı Salih Müslim devletle görüştü. Görüştü, görüşmedi. PYD, YPG daha terör örgütü ilan edilme aşamasında o günlerde geldi. MİT müsteşarı tarafından karşılandı. Devlet bürokratları tarafından karşılandı. Kırmızı halılarda karşılandı. Görüşmeler yapıldı. Kiminle? Demek ki terör örgütlerini, liderini Türkiye'de ağırlayan kişi sensin. Nerede? Ben sana gösteriyorum. İspat ediyorum. Ya arkadaşlar bu kadar yalan, bu kadar karşısındakini küçümseyen bir söylem olur mu? Ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenden arandığını bilmiyordum. Yani sen Osman Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkartmıştın. Mahalli seçimlerde acaba HDP'nin oyu bize gelir mi diye ya da acaba PKK sempatizanlarının oyu bize gelir mi diye çıkartmıştın orada ve orada onu konuşturmuştun. Arkasından da diyorsun ki evet ben bunu yaptım ama konuşturdum ben bu Öcalan'ın, PKK'nın oradaki sözde liderinin. Ben yaptım ama ya ben bu kardeşini kırmızı bültenden arandığını bilmiyordum diyor. Ya sen neyi biliyorsun da devleti nasıl yönetiyorsun ya?
bu kadar yalan, yüzü kızarmadan bu kadar riya içerisinde olunur mu arkadaşlar? Daha sonra arkadaşlar Gare'ye operasyon düzenleniyor. Operasyon rehine kurtarma operasyonu olmaktan çıkmış, bir gün öncesinden Cumhurbaşkanı tarafından ifşa edilmiş, müjdesi verilmiş, rehine kurtarma operasyonu olmadığı için 16 tane evladımız şehit düşmüş. Şimdi bu İsrail'de oldu, Amerika'da oldu, başka bir Rusya'da oldu. Bir tane askerleri şehit düşünce programlarını iptal ediyor devlet başkanları. Derhal ülkesine dönüyor ve ülkesinde o askerinin şehit olmasıyla ilgili kendi üzerine düşen ne gerekiyorsa devlet adamlığını yapıyor. Peki AKP Genel Başkanı ne yapıyor arkadaşlar? Arabistan'ın kralı öldü diye yas ilan eden AKP Genel Başkanı ne yapıyor? Kongreyi dahi iptal etmiyor. AKP kongresini dahi iptal etmiyor. Başkomutan olarak, Cumhurbaşkanı başkomutandır. Başkomutan olarak evlatlarının cenazesi orada duruyor. Kendisi AKP kongresine gidip şuna görüşmeyi açmak istiyorum. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hangi baba evladının cenazesi daha kalkmadan AKP kongresinde ya da başka bir ortamda böyle gülebilir? Hangi baba yapar bunu? Hangi insan yapabilir bunu? Söyleyin bana. Biz diyoruz ki kongreyi iptal etseydin, hiç olmazsa kongreyi iptal etseydin. Etmedi. Gitti, orada kahkahalarla gülüyor. Altından haber geçiyor, televizyonlar onu veriyor. Peki bu ordunun evlatları sana nasıl güvenecek? Nasıl güvenecekler? Canlarını seve seve bu vatan için veren çocuklarımız, başkomutan sıfatını taşıyan bir kişi bu görüntüyü sergiledikten sonra nasıl güvenecekler? Yetti mi? Yetmedi. Ne yaptın? AKP kongresinde evladının başında gözyaşı döken anneyi, şehit annesini kongreye bağlayıp herkese dinleterek siyasete alet ettin. Dünyada bana bunun bir tek örneğini gösterin arkadaşlar. Dünyada insan olarak cenazesi daha orada dururken bunu yapabilecek bir tek kişi gösterin arkadaşlar. Bir tek kişi. Yeter artık. Türkiye tahammül edemiyor. Yeter. Bu kadar aymazlığa, bu kadar acının üzerine siyaseti için her şeyi yapmayı göze almış olan anlayışa artık Türkiye tahammül edemiyor. Evlatlarımız üzerinden oynanan bu kirli oyunlara artık Türkiye tahammül edemiyor. Artık edemiyor. Buna bir son vermek gerekiyor. Bu acıyı, bu gülüşü, bize yaşattıkları bu olayları asla unutmayacağız. Peşini bırakmayacağız. Evlatlarımızın, şehit olan evlatlarımızın siyasete alet edilmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ordumuza, milletimize, ülkemize, insanlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir ayrım yapmadan. Değerli arkadaşlarım, bu konudan sonra başka bir konuya geçmek istemem ama devleti yönetirken insanlara acı çektirmek, insanların hayatlarıyla oynamak nasıl oluyor bunu da söylemek zorundayım. Etrafınızda bizi dinleyen insanlara soruyorum. Gündüzleyin sabah kalkıp akşama kadar alın teriyle çalışıp
akşamleyen evladını okutabilmek için ikinci bir işte simit satan, tezgahtarlık yapan insanlar var mı? Tanıyor musunuz? Hayatınız böyle mi? Siz gerçekten şerefli bir insan, onurlu bir insan olarak hayatınızı alın teriyle kazanabilmek için uğraşıp bir avuç parayla onurunuzla yaşamak için uğraşırken devletin ve sizin üzerinizden toplanan vergilerle milyar dolarlar nereye gidiyor? Nereye gidiyor bir tek emirle? Arkadaşlar, 3 aydan beri soruyoruz. Merkez Bankası rezervleri diye. Merkez Bankası rezervleri, bütün paralar sizin cebinizden çıkıyor. Hepinizin, sizin çoluğunuzun çocuğunuzun rızkından aldıkları o paraları dövize çevirip gerekirse orada tutuyorlar, altına çevirip gerekirse orada tutuyorlar. O nedir? Türkiye'nin itibarıdır o. Türkiye'nin itibarı. Şimdi hem Erdoğan hem de Hazine Bakanı sözde damadı savunacaklar. Rezervlerle ilgili buradaki erimeyi ve yok oluşu kabul ettiler. İtiraf ettiler. Düne kadar Merkez Bankası'nda döviz birikimimiz arttı diyorlardı. Aynı az önce söyledikleri konulardaki yalanlar gibi. Şimdi resmi olarak itiraf ettiler ki döviz rezervleri erimiş. Peki nasıl erimiş? Dövizi satarak. Merkez Bankası dövizleri ihale yapılmadan arkadaşlar. İhale yapılmadan. Birilerine satıldığını kabul ettiler mi? Ettiler. Açıklayamıyorlar. Peki bunu herhangi bir şekilde duyurdular mı? Hayır, duyurmadılar. Şimdi biz diyoruz ki ihale yapılmadan birilerine satıldığınızı kabul ettiğiniz bu durumda bunun karşılığını nasıl açıklayacaksınız? Dolar birden 8 lira oldu. Kim bu arada, hangi yandaşlarınız millet alın teriyle geçimini sağlamaya çalışırken milyar dolarlık zengin oldular? Bunu da açıklamanızı istiyoruz. Bu milletin parasıyla yaptığınız entrikalarla ve ihale açmadığınız döviz satışıyla bir gecede kimler milyar dolarlar kazandı? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? İnsanlarımıza çiftçiler perişanken, esnaf perişanken, insanlar perişerken, arkadaşlar giydiğiniz elbiseye, yediğiniz yemeğe bakın. Hayatınız boyunca biriktirdiklerinize ve evlatlarınızın gözünün içine bakın. Onlar bütün hayatlarının sülalelerine 10 kat yetecek kadar parayı bir gecede kazanırken siz ömrünüzü vererek kazanıyorsunuz. Sizin için bazen karşılığı bir hiç, onlar ise kendi zenginlikleri içerisinde boğuluyorlar. Devleti ayrıştırmak, devletle milletin bağını kopartmak, işte tam da budur. Biz onun için beşli çete diye bağırıyoruz. Bize ne o insanlardan? Biz diyoruz ki bu entrikalarla milyar dolarları birilerinin cebine aktarıyorsunuz ama millet aç sefil, onların kira parasını ödemiyorsunuz. Onlara yardım etmiyorsunuz. Onları sizin yönettirdiğiniz bankalarda gene milyarlarca lira borçlandırıyorsunuz. Sonra bunu kabul etmeyen anneler babalar intihar ediyorlar. Umrunda mı? Değil. Nereden biliyoruz? Gülüşünden biliyoruz. Bu gülüşü unutmayın. Umrunda değil. Ne şehitlerimiz, ne yoksulluk içerisinde olan halkımız asla umrunda değil. Bunun içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar. Bir tek gece orada oturmaması gerekir. Bir tek gece. Bir tek gün. Yatağa başlığını koyduğu zaman
vicdan azabından uyuyamaması gerekir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Arkadaşlar daha gelen bir şey yok. 1300'e yakın fezleke var. Bu fezlekelere şu anda 30 tane mi arkadaşlar? 30? 32. 32 tane daha fezleke eklenmiş. Bu fezlekeler karma komisyona gönderiliyor. Karma komisyonunda her siyasi partinin temsilcisi var. Fezlekelerle ilgili bir siyasi partinin grup kararı alması mümkün değil. Arkadaşlarımız o fezlekeleri orada geldikleri zaman komisyonda eğer komisyon başkanı tartışmaya açarsa arkadaşlarımız kendi görüşlerini orada söyleyecekler. Ama ben bir kere daha söylemek isterim. Türkiye'nin geldiği bu noktada yasanın, yürütmenin, basının bütün gücünü bir kişinin iki dudağının arasında topladığı, adaleti uygulayan savcıların çelişkili kararlar verip sadece bir kişinin ağzına bakarak kararlar çıkarttığı bir dönemde milletvekili dokunulmazlığı, milletin özgür ve hür sesinin kaldırılması, milletin özgür ve hür sesinin ortadan kaldırılması demektir. Millete her türlü baskıyı uygulayan, onları susturmak ve sindirmek için iş dünyasına, esnafa, işçiye al ananı git diyen, herkesi susturan, iş insanlarını tehdit eden, yeri geldiği zaman mahkemeleri suçlayan, hakimlere yeri geldiği zaman fırça atan, savcıların ve hakimlerin olmayan düğmelerini, cübbelerini iliklediği bir zamanda bu insanlara güvenerek milletin sesi olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının bugünkü aşamada doğru bulmuyoruz. Bunu da ifade edeyim. Başka sorusu olan? Yok, teşekkür. Efendim? Direkt doğrudan terörle ilişkili konular az önce söyledim. Fezleki olarak oraya geldiğinde arkadaşlarımız bunu karma komisyonda inceleyecekler. Bugüne kadar karma komisyonda bulunan bu fezlekelerin bugüne kadar herhangi bir tehlikesi oluşmadığı durumda bugün ne oldu da terörle ilişkilendirip de bunu bu noktaya getiriyorlar? Onu onlara sormak lazım. Anayasayla da ilgili. Anayasa değişikliğiyle bunu yapmak isterlerse daha önce destek vermiştiniz. Anayasa değişikliğiyle ilgili bir kere anayasa değişikliği yaptılar biliyorsunuz. Ucube Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiler. Bir daha anayasa değişikliği referanduma gidildi. Referandumdan bahsediyorum. Orada anayasayla ilgili bu sefer de Fethullah Gülen terör örgütünün 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla karşı karşıya geldi. Bunların yaptığı hiçbir şeye güvenmiyoruz. Ama devletin bekası, güvenliği ile ilgili almamız gereken tedbirler olursa bunu da almakta ne gerekiyorsa, nasıl gerekiyorsa gerekli kararlılığı gösteririz. Teşekkür ederim. Şimdi Sağlık Bakanı ilk başta bütün insanlarımızın güven duyduğu bir yol haritasıyla başladı. Ancak daha sonra verdiği rakamların doğru olmadığını gördük.
Bu bizde güvensizlik yarattı. Daha sonra da bir maske dağıtma olayında, diğer olaylarda devlet eşit davranmadı. Hatta aşıda bile. AKP'nin MYK üyeleri kendi aşılarını oturdukları yerde yaptırırken milletimiz daha aşı bekliyordu. Bu ayrışma ve şeffaf olmama hali Sağlık Bakanı ile ilgili artık eski güveni kazandırmamıştır. Ama Sağlık Bakanı bu konudan dolayı özür dilemesin, üzülmesin. Sağlık Bakanı'nın esas üzüleceği bir şey var. Sağlık Bakanı milletini nasıl inandıracak, insanlarını nasıl inandıracak? Asıl özür dilemesi gereken genel başkanı özür dilemedikte sonra. Nasıl yapacak bunu? Sağlık Bakanı bir cenazeye katıldığı için insanlarımdan özür diliyorum diyor. Madem Sağlık Bakanı samimisin bu konuda, gerçekten içtenlikle özür diliyorsun, dön Recep Tayyip Erdoğan'a, yahu de, biz insanlara senin bakanın olarak sağlık veriyoruz, kalabalık ortamlara girmeyin. Bundan dolayı esnaf, bundan dolayı lokantalar iflas ediyorlar. Onlara gerekli desteği çıkartamıyoruz. Sen ne hakla kongreleri iç içe, üst üste yapıp da buralarda insanların sağlığını tehlikeye atıp insanlara kötü örnek oluyorsun? De bunu, o zaman biz senin özrünün gerçekten samimi olduğunu anlayalım. Bunu dememekten, demedikten sonra hepsi lafı güzel. Teşekkür ederim.